Türkiye'de yani yeni bir hikaye çok basit. Tek cümle, zorunlu emeklilik. Erdoğan, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Bahçeli zorunlu olarak emekli edilecek. Arkasından da görevden men etme. Erdem Bahçı bir daha bankaların yanına yaklaştırılmayacak. Bunu gerçekleştirdiğiniz anda Türkiye'ye sıcak para yağar ve yabancı doğrudan yatırımlarda senede 50 milyar dolara çıkar. Size garanti ediyorum bunu. Arkadaşlar, dünya çok zor bir döneme giriyor. Bunu hala göremedik. Fed'in faiz artırım dönemine geçmesinin önemini de biz maalesef kavrayamadık. Fed'in Haziran'da, Eylül'de, Ekim'de veya Kasım'da 25 puan faiz arttırması değildir önemli olan. Önemli olan bu sürecin 3 yıl sürecek olması ve bu dönemde kısa vadeli faizlerin %3'e kadar yükselecek olması ve bütün 1 ila 5 yıllık Amerikan getiri eğrisinin yukarı doğru yükselecek olmasıdır. Türkiye'nin her sene döndürmek zorunda olduğu 170 milyar dolar dış borcun %80'inin 1-5 yıl vadesinde olduğunu düşünürsek, TL oynaklığı ve Fed'in sıkılaştırma dönemlerindeki normal spread genişlemesini de göz önüne alırsak, önümüzdeki 3 yıl vadede Türk şirketleri ve bankalarının şu anda ödediklerinden 4 misli daha fazla fonlama maliyetiyle karşı karşıya kalacaklarını görürüz. Ben Fed'in bu sıkılaştırma döneminde Türkiye'nin krediye erişiminin kesileceği gibi aptalca senaryolar peşinde değilim. Zaten öyle bir şey olursa. Ben bayağı para kazanacağım, siz aç kalacaksınız. Çünkü ben danışmanım, siz bankalarda çalışıyorsunuz. Aa, öyle keyifli yıllar ki bunlar, vallahi billahi. Konuşurken zorlanıyorum. Türkiye'nin kredi erişimi falan kesilmez ama kredi maliyetleri bu kadar pahalı, Türkiye'de yatırım fırsatları bu kadar az olduğu zaman Türk şirketleri ve bankaları gönüllü olarak itfaiye, yani voluntary deleveraging'e geçerler. Bakın, ben İngilizce de biliyorum. Sonuç olarak cari açık ne olursa olsun Türk lirası üzerindeki baskılar 4 sene daha devam eder. Şimdi bu denklem ve bu tehlikeyi görmeyen bir Ankara ile karşı karşıyayız sevgili izleyiciler. Ankara maalesef kendisini yeni Türkiye paradigması diye ne olduğu hiç belli olmayan garip bir ortama kaptırmış. İnkar içinde. Kendini Orta Doğu'nun kralı zannediyor. Herkesle kapışıyor. Türkiye'de AKP'ye oy vermeyen herkes düşman ilan ediliyor. Türkiye önümüzdeki bir veya iki yıl içinde en basit yapısal reformları bile gerçekleştirebilecek bir siyasi mentalitede olmayacak. Seçimler bittikten sonra Kürt sorunu ve güçlü başkanlık meselesini başlık haline getirecek bir anayasayla en az 2 yıl uğraşacak. Zaten bütün bunları halletsek ya da bir kenara atsak dahi yapısal reformları falan gerçekleştirmek bizim için hayaldir. Öteki gelişmekte olan ülkelerin sorunları bize göre çok basit. Onlar henüz birinci sınıf yapısal reformları yapacaklar. Mesela Hindistan henüz enerji sektörünü özelleştirecek. Perakende sektörünü yabancı yatırımlar açacak. Çok basit şeyler. Biz de ilk olarak kurumların tahribatını tamir etmek gerekecek. Gezi'den bu yana bağımsız yargı mı kaldı? Çok açıkça konuşalım. Polis kime hizmet ediyor? Kemal Derviş zamanında kurulan bağımsız denetim kurumları, yani SPK, İMKB, BDDK, EPDK kimin emrinde? Bakanlarından ya da efendilerinden emir almadan karar alabiliyorlar mı? Türkiye'de açıkçası AKP'ye ve çok daha açık konuşuyorum, Erdoğan'a biat etmeyen kurum kaldı mı? Bugün TÜSİAD Başkanı Cansel Başaran Saymaz'a yapılanları gördükten sonra utanmayan var mıdır aramızda? AKP'ye direnip de kapısında vergi müfettişi görmeyen şirket veya kurum var mı? Şimdi ilk önce bu yapıyı düzeltmek lazım. Çünkü bunlar siyasi sorunlar değil değerli dostlarım. Bunlar ekonominin sorunları haline gelmeye başladı. Maalesef yanımda grafik getirmem yasak. Ama şu ekrana koyabilseydim, Türkiye'de 2011 yılından beri net özel sabit sermaye yatırımı yapılmadığını görecektiniz. Yine grafikleri ekranlara yansıtabilseydim, Türkiye'de resmi tüketici güveninin 6 yıllık dibe, reel sektör güven endeksinin ise 2 ya da 3 yıllık dibe indiğini görecektik. Ne oldu ya? Ebola mı var? Savaşta mıyız? Maalesef Sayın Erdoğan ve iktidarın davranışları Türkiye'de ekonomik güveni
bitirir hale gelmiştir. İlk önce bu sorunun çözülmesi gerekir. Bu sorunu çözdükten sonra Türkiye'nin geleceği olan bütün arkadaşların işaret ettiği yapısal reformlara girişebiliriz. Ama yapısal reformlardan da en ufak bir umudum yok. Yapısal reform reçetesi son derece basittir değerli izleyiciler. İki ya da üç konu seçersiniz. Devletin bütün imkanlarını bunları gerçekleştirmeye yöneltiriz. Mesela eğitimdir, vergi reformudur, emek piyasasının esnekleştirilmesidir. 1227 tane şey programı bitiriyorum. 30 saniyem kaldı. 20 saniye? Ne olur 20 saniye? Allah rızası tamam. Şimdi. Son çok anlamlı bir şey söyleyeyim. Yani 1227 tane eylem planı, bunun içine valilerin plaket vermemesi falan var. Bunlar şakadan da beter. İnanın bize insanlar ayak tırnaklarıyla gülüyorlar. Bunlardan yapısal reform falan olmaz. Bunlar mikro ayarlamalardır. Bunlara alkış tutmak, efendim ne güzel bakın 30 tane daha açıkladı, 50 tane daha açıkladı, 40 tane daha açıkladı diye sevinmek şakadan başka bir şey değildir. Dünya hızla ortodoks yani gelenekçi ekonomi politikalarına dönüyor. Bütün dünyada bizim gibi gelişmekte olan ülkeler yeni reçeteler değil, eski reçetelerde kendilerine uygun alanlarını bulma çabası içine giriştiler. Biz hala radikal operasyonlar peşindeyiz.